Merhabalar, bu videoda SMPS adaptörlerin piyasa adı ile LED trafolarının ısınmalarını ve bunu nasıl önleyeceğimizi inceleyeceğiz. İyi seyirler. Kendi yazıcılarımda bu adaptörleri kullanıyorum. Fakat sorun şu ki kurulu güce yakın değerlerde güç verebilen bir adaptör kullandığım zaman aşırı ısınıyorlar. Şu anda ortam sıcaklığı 23 derece civarında ve yazıcı baskı yaparken adaptör sıcaklığı 42 derece civarında seyrediyor. Bu durum yaz aylarında çok daha fazla ısı açığa çıkması demek. Adaptörü bu haliyle çalıştırırsam hem ömrü kısalacak hem de verimi düşecek. Bu adaptörlerin fanlı olan modelleri var. Onlar da içlerinde bulunan termik vasıtasıyla fanı sadece açıp kapatabiliyorlar. Bu da fanın aşırı gürültü çıkarmasına sebep oluyor. Bunu da istemiyorum. Elbette ben de bu ısıyı bir fan ile adaptör üzerinden uzaklaştıracağım. Fakat fanın sıcaklığa bağlı olarak devrini ayarlamasını ve adaptör sıcaklığını sabit bir değerde tutmasını istiyorum. Bunun için çok küçük bir devre tasarladım. Bu devre NTC ile sıcaklığı algılayıp üzerindeki trim pot ile ayarladığım set değerinde fanı çalıştıracak. PCB'nin kazıma ve kesim işlemini CNC'de yaptım. CNC ile PCB yapım videosu kanalımda mevcut. İzlemek isteyenler için videonun açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Kullanacağımız devre minimum komponent ile oluşturuldu. Sadece 3 komponent ile bu devreyi hazırlayacağız. Devrede sıcaklık ölçümleri için 10K NTC termistör, set değerini ayarlamak için yine 10K çok turlu trim pot, fanı sürmek için MOSFET transistör, 3 boyutlu yazıcıdan baskısını aldığım küçük birkaç model ve birleştirmek için ise M3x20mm vidalar kullanacağım. Bu vidaların karartma işlemlerini yine atölyemde kendim yaptım. Bununla ilgili videonun linki de açıklamalarda olacak. Devam edelim. Devreyi adaptöre sabitlemeden önce adaptörün içini açıp NTC termistörü nereye yerleştireceğimi bir göz atacağım. SMPS adaptörlerde en çok ısınan parça buradaki trafo ve kasaya sabitlenmiş bu diyotlardır. Ben de NTC termistörü bu diyotlara ve trafoya yakın bir yere konumlandıracağım. Hızlıca devre kartını 3 boyutlu yazıcıdan aldığımız parçalarla birleştirip son haline getiriyorum. Bu arada ben bu işlemi tamamlayana kadar siz de kanala abone olabilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunan WhatsApp kanal linkini tıklayarak WhatsApp kanalımı da takip edebilirsiniz. But my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Devreyi toplayıp kompakt bir yapı haline getirdikten sonra artık adaptöre sabitleyip kalibrasyon ayarını yapabilirim. Ben burada şu anki oda sıcaklığına göre kalibrasyon yapacağım. Çalışmasını kontrol etmek için adaptörün kasasını çok az bir miktar sıcak hava ile ısıtıyorum. Gördüğünüz gibi sıcaklık artınca fan çalışmaya başladı. Soğuduğu zaman da artık fan komple duracak. Bu devreyle hem gürültüyü önleyeceğiz hem de fan ömrünü ciddi miktarda uzatacağız. Adaptörü yeniden yazıcıya bağlayıp artık yazıcı üzerinde testini yapıyorum. Yazıcıların en çok güç tüketen parçaları tablalarıdır. Ben de burada adaptörden yüksek akım çekebilmek için tablayı 50 dereceye ayarlayıp fanı gözlemliyorum. Evet. Adaptör iç sıcaklığı artınca fan çalışmaya başladı. Sıcaklığa bağlı olarak fan devri artıp azalacak. Peki o kadar uğraştık, planladık, ürettik. Gerçekten de yaptığım sistem işe yaradı mı dersiniz? O zaman hemen ölçümlerimizi yapalım. Ortam sıcaklığı 23.4 santigrat derece. Yazıcı 45 dakikadır baskı yapıyor. Haliyle adaptör tam yük altında. Adaptör sıcaklığı ise 27-28 santigrat.
santigrat derece görülüyor. Bu da yaptığımız işin amacına hizmet ettiğini gösteriyor. Evet, benim için üretmesi keyifli bir projenin daha sonuna geldik. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bu arada kanalımda sizler için faydalı içerikler üretiyorum. İçerikler hoşunuza gidiyorsa içerikleri beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten önemli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek esen kalın. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day.